didn't even get to run. Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünyanın en hızlı klavyesi olarak, en hızlı mekanik klavyesi olarak lanse edilen SteelSeries'in Apex M800 modelli mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Özel SteelSeries QS1 mekanik anahtar sürümüyle karşımıza çıkan klavyemiz 1.5 mm'lik çalışma ve resetleme ile 3 mm'lik atış derinliğiyle göze çarpıyor. Oldukça hassas olan M800, 45 cm'lik basış kuvvetine sahip ve düşük profil yerleşimiyle de tam bir oyuncu dostu. Çift işlemcili klavyemiz USB 2.0 portu üzerinden çalışabilmekte ve tuş başı aydınlatma özelliğine sahip. Anti gölgeleme ve NK Rollover 256 tuş özellikli klavyemiz 60 milyon basış kapasitesi sunabiliyor. Özel medya tuşları ve 6 makro tuşuna sahip ürünümüzün kablo uzunluğu ise 2 metre olarak belirlenmiş. Ek özellik bakımından da zengin olan M800, SteelSeries Engine, GameSense ve sınırsız profil desteğiyle de bizlere hitap edebilmekte. Özel tuş ışık ayarları ve çoklu makro imkanlarıyla da ürün gerçekten dikkat çekiyor. Klavyemizin teknik detaylarına baktığımda 6 adet makro tuşuna sahip olması, özel ışıklandırma ayarlarına sahip olması, tek tek tuşlara renk atayabilmemiz gerçekten hoş. Bunun dışında daha teknik bakımdan çift işlemci desteği ve QS1 özel anahtarlar gerçekten klavyeyi bir oyuncu için bir adım öne taşımış. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan tasarımıyla devam edelim. Geleneksel tasarım anlayışının bir kenara bırakıldığı düşük profil tasarımıyla dikkat çeken ürün, siyahın cazibesiyle bizde ilk bakışta etkileyici bir hava uyandırabiliyor. Ağırlık bakımından kardeşi Apex 350'den 60 gram daha fazla olsa da daha estetik bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca akranı olan Orion Spark'a nazaran 110 gram daha hafif ve daha az programlanabilir tuş sayısı bulunuyor. İnce ve alçak profilli tasarıma sahip ürünün değiştirilebilir plastik ayaklar sayesinde açısını ihtiyacımıza göre ayarlayabilme imkanına sahibiz. Ürün yükseklik bakımından olabilecek en optimal düzeyde oyuncu odaklı tasarlanmış. Ön yüze dikkatli baktığımızda karşımıza ilk başta 6 adet makro tuşumuzun konumlandırıldığı sütun çıkıyor. Daha sonra standart tuşlarımız yer alırken multimedya tuşlarımızı da üst tarafa yerleştirmeyi ihmal etmemişler. Medya tuşlarımızı F tuşlarımıza atamışlar. Bu hem alandan tasarruf açısından iyi hem de ekstra tuş fazlalığının önüne geçmişler. Boşluk tuşumuz sizlerin de dikkatini çekmiştir. Oldukça geniş ve derin tutulmuş. Bir oyuncu olarak hızlı erişim bakımından tam da istediğim kıvamda. Numerik tuşlarımızın üst kısmında çok fazla abartıya kaçılmamış firma baskısına rastlıyoruz. Aynı zamanda da fonksiyon tuşumuzda da göze çarpıyor. Görebileceğiniz üzere klavye sütunları arasında oldukça sığ dizilmiş tuşların aksine rahat nefes aldıracak düzeyde boşluk koymuşlar. Optimum oyun ergonomisi sağlamayı hedeflediklerini belirtmeliyim. Ürün Razer Black Widow ve Orion Spark ile karşılaştırıldığında tuş mesafesi bakımından pek farklılık göstermese de boşluk bana birazcık daha fazla geldi. M800 yatay olarak geniş bir alana yayılmış ve istenilse biraz daha az bir genişliğe sahip bile olabilirmiş. Yine de tasarım açısından baktığımızda güçlü havasını etkilemek istemediklerini düşünüyorum. Ürünün arka kısmında 2 adet USB portumuz karşımıza çıkarken örgülü ve son derece dayanıklı 2 metrelik kablomuza da rastlıyoruz. USB portların kenarda olmasını isterdim. Çünkü günlük kullanımda tak çıkar birazcık uğraştırabiliyor. Kablo bana oldukça başarılı geldi ve kablo düzenleme sistemiyle de alt taraftan gizleyerek geçirebilmemiz büyük bir avantaj sağlamış. Bu arada bir klavye kablosunun altın kaplama uçlara sahip olmasının hiçbir esprisi yok. Bu bağlamda SteelSeries'in göz boyamaya çalışmaması çok hoş olmuş. Klavye alt kısmına geçtiğimizde oldukça büyük ayaklara sahip olduğunu görebiliyoruz. Değiştirebilir kavuşuk ayaklara sahip klavyenin masaya olabildiğince sağlam tutunduğunu ve birçok klavyeye nazaran hiç kaymadığını belirtmeliyim. Keskin hatlara ve sert plastik malzemeye sahip klavyenin yüzeyi dokunulduğu zaman orta sınıfın bir tık üstünde bir kalite hissiyatı uyandırabiliyor. Açık konuşmak gerekirse daha yumuşak bir dokunuş hissi barındırabilirdi. Tuşların ise kalite anlayışına diyecek pek bir sözüm yok. Yüzey dokusu çok hoşuma gitti. 8 parlaklık seviyesine sahip tek tek aydınlatılmış 16.8 milyon rengi bünyesinde barındıran LED klavyemiz kenarlardan da hafif ışık saçabiliyor. QS1 tuşlar 3 mm atım derinliğine, 1.5 mm çalışma derinliğine ve 45 cm'de çalışma kuvvetine sahip. Sizlerin de görebileceği üzere düz ya da eğimli tuş tasarımından ziyade parmak basımına odaklı içe eğimli tuşlarla gelmesi hoş olmuş. Tuşlar daha hızlı tepki ve daha az efor mantığına sahip.
Tasarım bakımından tuş konumları hususunda herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Kullanım kolaylığı yetecek düzeyde. Klavyede avuç içi destek kısmı yok. Bu açıdan da düşünüp ek bir üniteyle desteklemelerini isterdim. Özellikle oyun oynarken ya da yazı yazarken avuç kısmım çok dışarıda kalıyor. Klavyemiz malzeme kalitesi bakımından oldukça dayanıklı duruyor. Yalnız kasa dış plastiğinin hissiyat bakımından insanı daha fazla içine çekebilmesini isterdim. Onun dışında tuşların bir oyuncu olarak içimi ısıtabildiğini, parmaklarım oldukça yumuşak geldiğini ve beni rahatlatabildiğini belirtmeliyim. Apex M800 akranlarına nazaran belirli avantajlara sahip. Boşluk tuşunu sizler de fark etmişsinizdir. Onun dışında kablomuzu klavyemizin alt kısmından geçirebilmemiz büyük bir avantaj sağlamış. Ayrıca değiştirebilir ek ayaklara sahibiz. Şimdi derseniz oyun oynayalım, performansına bakalım. Üründe en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de mekanik klavye olmasına karşın hassasiyet düzeyi o kadar gelişmiş ki tuşları hafifçe basarken geceleri neredeyse sessiz bir düzeyde çalışabiliyorum. Bu açıdan oldukça sessiz çalışabilen bir mekanizmaya sahip olması hoşuma gitti. Birçok mekanik klavyede tuşların çıkardığı sesler bazen aile bireylerini rahatsız edebiliyor. Apex M800 hem olabildiğince sessiz hem de mekanik klavye sesini tık kıvamında daha iyi bir seviyede yansıtabiliyor. Özellikle makale yazarken parmaklarımın daha az yorulduğunu ve klavye kullanımının beni ilk defa bu denli rahatlattığını belirtmek isterim. Hissiyat ve kullanım memnuniyeti avuç içi destek ayrıntısı dışında gerçekten üst düzey. Tuşlarımız Enke yuvarlanma özelliğine sahip ve tek seferde 256 tuş basımına olanak tanımakta. Hamle kaybına sebep olan klavyelerin aksine 3 ve daha fazla tuşa basabilme olanağı sunarak hamle kaybı ve gereksiz bölünmeleri engelleyen anti gölgeleme özellikli klavye ile oyuncular ciddi bir avantaj farkına sahip olabiliyor. Klavye renk dağılımı ve geçişleri o kadar çok hoşuma gitti ki sanki nefes alan üst düzey bir teknoloji harikasına dokunuyormuş gibi hissettim. Logo baskılı fonksiyon tuşu hoşuma gitti. Ayrıca özellikle kullanabileceğimiz komutların yanıp diğer tuşların sönmesi ise ayrı bir güzellik. Klavyeye yalnızca tuş basımlarını yöneten ikinci bir işlemci ilave edilmiş. Böylelikle takılma derdi ortadan kaldırılarak oyuncu için maksimum hız ve tepki hedeflenmiş. Oyun iyice hareketlendiğinde Enke yuvarlanma özelliği hiçbir sorun yaşanmadan aynı anda 256 tuş basımına olanak tanıyor. Parmaklarınız ne kadar hızlı olsa da bu klavye keyif almanız için engelleri aşabiliyor. Yaptığım uzun süreli testlerde tepkimi hızından tutun tuşların hassasiyetine kadar oldukça yüksek bir performans sergileyebildi. Merhaba arkadaşlar, şu anda Apex M800 ile Dota 2 oynayacağız. Hem de Siberio 200 ile mikrofon kalitesini ölçmüş olacağız. The skies are dark. Of. Neyse, kaçmanın vakti geldi. Profesyonel oyuncu yolunda ilerleyenler için iyi bir takım arkadaşı olacak kıvamda olduğunu belirtmeliyim. Özellikle WASD tuşlarını sıkça kullandığım araba yarışı oyunlarında ya da GTA 5 oynarken kullandığım birçok klavyenin aksine farkında olmadan kaçırdığım komutların nasıl farklar yarattığını M800 sayesinde daha iyi anladım. Hem daha çevik hem de hakimiyeti kaybetmeden büyük bir avantaj sağlayabildi. First person shooter oyunlarına sardığım zamanlarda da özellikle makro tuşlarım ve profillerim bana faydası fazlasıyla dokundu. Hem can durumumu anlayabiliyor hem de hızlı kombinasyonlar sayesinde ekipmanımı tek tuşla edinip oyuna başlayabiliyorum. Komut açısından da tepki ve az güç gereksinimi yine karşımdaki oyunculara nazaran bana büyük bir avantaj sağlıyor. Canım birazcık sahile gitmek istedi. Etraf boş gözüküyor. Etraf oldukça sakin. Merhaba abi. Save me!
dolar kazandığımı durduk yere. Vallahi topukluğu yersin kafana. Abi Ümraniye'ye nasıl gidebilirim? Abi Ümraniye'ye nasıl gidebilirim? Evet arkadaşlar, Black Mesa oynuyorum. QS1 mekanik anahtarlar, geleneksel mekanik tuşlardan 125 daha hızlı çalışması ile sevdiğiniz ve başarılı olmak istediğiniz oyunlarda sizleri bir adım daha öne taşıyor. Anında tuşlarımızın tamamı ya da bir kısmına farklı işlevler atamamızı sağlayan sınırsız sayıda profil arasından seçim şansına erişebiliyor ve profiller arasında tek tuşla geçiş yapabiliyoruz. Oyunlara özel profil atamamız da mümkün. Bireysel tuş programlama, Cloud ve tüm SteelSeries cihazlarımız arasında profil geçişi gibi özelliklere erişim sağlayan SteelSeries Engine yazılımı M800'ü tam bir kontrol merkezine çevirebiliyor. Çeşitli aydınlatma modellerine erişebileceğiniz gibi uygulama ile özellikle bazı tuşlara tek renk bile atayabiliyorsunuz. Özelleştirme bakımından klavyeye söylenecek pek bir söz yok. Açıkçası M800 hem yazılımsal hem de donanımsal olarak üst düzey bir klavye olmuş. Uzun lafın kısası, performans kısmı bakımından ve tuş hissiyatı bakımından başarılı ve oyuncu dünyasını renklendirebilecek ek özelliklere sahip program destekli bir oyuncu klavyesi arıyorum diyorsanız Apex M800'ü size fazlasıyla öneririm. Bunun dışında yazı yazmak ve gündelik kullanımlarda da Apex M800'ü bir üs olarak düşünebilirsiniz. Ben Frekans Adam, bugünkü videomda SteelSeries'in M800 modelli klavyesine değindim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.